Şu yeni bir günden herkese günaydın efendim. Hepiniz Now ekranlarına hoş geldiniz. Bugünkü kıymetli konuğum, ilk konuğum, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağolu hocamız. Bizlerle beraber nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoca da denmez aslında değil mi? Ben biraz ağız alışkanlığı. Her şey yolunda umarım. Her şey yolunda. Herkese hayırlı Ramazanlar teşekkür diliyorum. Ediyoruz. Ayrıca size buluşmak çok keyif veriyor benim için. Çünkü gerçekten e, tamamen objektif halkı ilgilendiren konulara olanı yansıtı yansıtıyorsunuz. Şimdi yansıtacağımız şeyler tabii ki pek güzel olmayacak, iç açıcı olmayacak ama yine de bilgilendirmekte ve sebeplerini sormakta hakkımız diye düşünüyorum. başkanımız da bunu bize son derece açık yüreklikle cevaplayacak. Mutfağımızda Ayten Saner şefimiz var. Hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk Çağla Hanım. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. İyiyim, çok şükür. Neler yapıyoruz bugün? bugün atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Bir mutfak bir mutfak bayat ekmeklerle tatlımız var, tostumuz var. Ee, şöyle hamur işimiz var. Biz evet. çok seviyoruz biliyorsunuz ekmeği. Ama en fazla da, illa yedireceğim gibi anlıyorum ben şu anda. Ama en fazla da attığımız ekmek biliyorsunuz. Doğru. Türkiye olarak bu kadar ekmek sıkıntısı çeken bir Başka canları inşallah. da doyurabiliriz, ıslatabiliriz, Aynen. güvercinlere verebiliriz, kapımızın önüne koyabiliriz Aynen. değil mi? Hele böyle mübarek günlerde. Bir ekmeği Hiçbir şekilde atmadan birçok çeşide çıkarabiliriz. Evet çok güzel. Bunun örneklerini de az sonra birlikte göreceğiz. Şimdi Bekliyoruz. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu ile birlikte Ramazan'dan birkaç gün önce markeze gittik. Ve Ramazan alışverişi için sizler için daha doğrusu fiyatları yerinde inceledik. Hep birlikte bir izleyelim. Hocam bugün büyük bir markete geldik ve Ramazan öncesi yavaş yavaş hazırlıklar başladı biliyorsunuz. Peki bugün bu markette ne yapacağız? Her Ramazan öncesi fiyat artışı yapan fırsatçılarla karşılaşırdık. Bu bir klasikti. Hoşumuza gitmeyen bir klasikti ama bu Ramazan aşırı dikkat çekti. Çünkü dar gelirli vatandaşın açlık sınırı neredeyse asgari ücret seviyesindeyken baktım et fiyatlarına bir ayda %15 tam yapıldı. Bir ayda %15 tam. Dolardaki artış sadece yüzde iki. Dolayısıyla e, burada bir vurgun var. Süt fiyatları, süt ürünlerinin fiyatlarında da artışlar var. Şimdi hepsini tek tek takip edeceğiz. Bakalım ne yapmış şimdi fiyatı. Kuzu kol 500 lira. Kuzu gerdan 300 lira. Kuzu şiş biraz pahalı. Kuzu pirzola 1000 liraya yaklaşmış 975 lira. Et tedarikçileri. Gerek kuzu fiyatlarında gerekse dana fiyatların karkas olarak oldukça yükselttiler. Ve aralarında anlaşarak bunu yaptıkları da ön incelemede ortaya çıktı. E, buna engel olunması lazım. Tavuk butun kilosu 60 lira. Tavuk bagetim kilosu 80 lira. Bütün Nasıl? Tavuğa baktım bütün tavukta 70 lira. E, vatandaş... Kırmızı et alamayınca beyaz ete yöneldi. Beyaz ette de maalesef fiyat arttırmaları görüldü. Süt fiyatları hakkında ne diyorsunuz? Burada 1 litre tam yağlı sütün fiyatı 43 lira gözüküyor. Ya, süt fiyatlarını da gözlemledik. Süt konseyi fiyat artırımı ile ilgili bir açıklama yaptı. Fiyat arttırma 15'inde yürürlüğe girecekti. Daha 10 gün önceden, bir hafta önceden fiyatlar artmaya başladı süt ve süt ürünlerinde. Şöyle bakıyorum e, patlıcan 50 lira. Kabakta fiyat düşmüş ona dikkatimi çekti aynıydı. 20 liradan buradan alabiliyorsunuz. Köy biberi 50 lira. E, kapya biber 80 lira olmuş. Burada e, ucuz bir market seçmeme rağmen. Mandalina 25 lira, Portakala bakıyorum. Portakolu arkada görüyorum hocam. 13 lira kilogramı. Elma 20 lira. Dediğim gibi daha ekonomik market. Kivi hocam bakın, kilini Bakın orada e, kivi 70 lira. Geçen sene Ramazan ayı ile bu seneki Ramazan ayı arasındaki alışveriş farkınız nedir? Düştü mü aldığınız şeyler? Ee, bizim alım gücümüz düştü tabii ki. Fiyatlar yükseldi. 3 katı yükseldi. Yani Et, kıyma, süt eskisi gibi alabiliyor musunuz? Alamıyoruz. Ne mümkün. Etin kilosu, kıymanın kilosu 300 liraydı. 500 TL şu anda. Ne oldu da 200 TL zam geldi 15 gün içinde? Denetim, denetimimiz çok zayıf. Böyle durumlarda ne oldu da hani böyle bir artış yaşandı diye sıklıkla soruluyor. Bunu aslında genellemek de mümkün. Genel olarak tabii ki enflasyon durumuna bakarız, konuşuruz. Ne zaman sabitlenecek, ne zaman duracak ama şu kullandığımız temel besin eee öğeleriyle isterseniz başlayalım. Bir patateze gelen zamı zaten ilk kez ilk sıralara yazdık. Yaklaşık 2 yılda ne kadar zam geldiği ile alakalı karşımızda dramatik bir tablo var. Yine sıvı yağ aynı şekilde ee, yüksek bir e, e, artış görülüyor. Şimdi patates ve un fiyatlarının bu kadar artmasının sebepleri hocam? Elbette siz ifade ettiniz. Ee, bakın ben de patatesin geçen günlerde fotoğrafını çektim. Ee, Bi, bu bir aralık. aralık buyurun. Evet, bir Aralıkta 1950 evet şey market şey olduğu için gösteremiyorum bunu ama buyurun. Terbi. Soğanı da e, görürsünüz burada. Ben görebiliyorum hocam ekranlarımız evet, göstermiyorum zaten ekranı. Evet. Bu fiyatlar durmadı biliyor musunuz? Biz Ramazandan birkaç gün önce çıktık. Evet. Hı hı hı. Enflasyon. Bir hı hı. de enflasyon fırsatçıları var. Bu da işte özellikle yani böyle dönemlerde mi? kanalizasyon faresi gibi bunlar evet. her böyle dönemde ortaya çıkıyorlar. Örneğin enflasyonun etkilediği oran yüzde sekizse. Bunlar 28 yapıyor. Yani evet bunu merak ediyoruz. Çünkü dünyada mesela gıda fiyatları düşüyor. Bizim böyle en bolluklu bereketli e, sofralarımızın kurulduğu bir dönemde mesela bizde Ramazan'da fiyatlar inanılmaz fahiş bir artış oluyor. Şimdi 8'e 28 nasıl konulabiliyor? Şimdi bizde e, o kadar çok bilgi var ki bir defa şunu söyleyeyim. Siz de işaret ettiniz. Dünyada gıda fiyatlarında e, Evet düzenli bir iniş görülüyor. Evet. Petrol fiyatlarında aşırı bir sert yükseliş yok. Onların mazeretlerinden bahsediyorum. Hı hı hı. Amerikan doları e, enflasyonun altında seyrediyor. Hı hı. Doları bahane ediyorlardı. Su fiyatlarını bile içtiğimiz suların fiyatlarını bile arttırıyorlardı. Dolar arttı diye. Hı hı. İçtiğimiz suları Amerika'daki derelerden mi doldurup getiriyorsunuz Allah aşkına? Evet. Tamam diyesinde bir maliyet artışı olmuştur dolar arttı diye. Damacanasının ham maddesi plastik dolarla ithal ediliyor. İyi de bir damacanayı siz 50 defa kullanıyorsunuz. Hı hı. Yani siz orada %50 artış olsa ambalaj giderinde %1 yansıtmanız lazım. 50 defa döndürüyorsunuz çünkü. Yani bir onu. fırsatçılık olduğunu ya da Kesinlikle. öyle net Biz söyleyebiliyoruz bakın, aslında. O zaman daha net söyleyeyim. Şimdi bizim o gün çıktığımızda somut söylüyorum. Çekildiğimiz görüntülerde Pirzola 975 liraydı. Et fiyatları periyodik artıyor diye bize ihbarlar geldi. Hı hı. 16 Şubat 2024 tarihinde hı hı. rekabet kurumuna tüketici konfederasyonu olarak ihbarda bulunduk. İhbarımızın e, gerekçesi şuydu: Et piyasasında hakim olan şirketler aralarında anlaşarak kıymanın, dana kıymanın fiyatını 700 liraya çıkartma hedefi koymuşlar. Et toplam piyasasında ve kasap piyasalarında, kasap reyonlarına yönelik e, söylentiler çıkarttılar. Her hafta düzenli olarak arttırıyorlar. 15 günde iki defa zam geldi. Hı hı. Beyaz et, orada e, söyledim bütün tavuk 70 lira kalmadı. O da %40-50 arttı. Hı hı. Yani şu çekimi yaptığımız tarihten bugüne hı, evet. ciddi bir artış oldu. Hı hı. Niye arttı beyaz et diye bakındım. Kırmızı evet. et fiyatları gidince... Tabii, Halk beyaza yönelmiş. Beyaza yöneldi. Böylece Beyazı. beyaz da arttı. Ama başka bir şey daha gördüm Çağla Hanım. 4 Ocak 2024 tarihli rekabet kurumunun sayfasında Türkiye'nin en büyük 3 beyaz et üreticisinin rekabeti ihlal ettikleri konusunda soruşturma başlamış. Hemen ifade hmm. edeyim, soruşturma başlatılması için ciddi ön bilgiler gerekir. Ne olmuş olması gerekiyor yani soruşturma başlatılması için ee, bu ön araştırmada, arasında... ön incelemede uzmanların rapor yazmış olması, bunlar anlaşıyorlar evet. piyasada, e, tüketicinin rekabetçi fiyatlarla ürün almasını engelleyecek hmm. bir takım uygulamalara girmişler. Yani piyasada hakim durumu kötüye kullanmak bayileri. Kontrol altına almak, hmm. rakiplerle anlaşmak bu tüketicinin en ucuz fiyata ulaşmasını engelliyor. Hmm. Anlaşıyorlar. Diyorlar ki şu fiyatın altına biz hiçbirimiz satmayacağız. O zaman mecburlar alacaklar. Oysa tüketicinin gerçek ve gü tam olan güvencesi, evet. sigortası diyecektim. Sigortası doğru. doğru Nedir biliyor musunuz? Tam rekabettir. Hmm. Ama şimdi birileri diyecek ki, ya bu adam çıkmış iki de bir. Una, şekere, patatese, soğana fiyat müdahalesi yapıyor. Serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor. Hayır. Serbest piyasa ekonomisi ayakkabıda, gömlekte, kozmetikte ne bileyim valiz alacaksınız biri satar 5000 liraya, biri satar 1000 liraya. Doğru, Ama doğru. temel gıda. ihtiyaç, temel gıda başta olmak üzere temel ihtiyaç ürünlerinde Hayış fiyat artışları hiçbir demokratik sosyal hukuk devletinde kabul görmez. Size bir örnek daha vereyim ve size bırakayım sözü biraz. Çok konuştum. Olur mu? Alman devletinin toprak mahsulleri ofisi muadili bir kurumu var. Patates, soğan stoklamaya başladı geçtiğimiz yıllarda. Aldık haberi. Ve o gerekçeleri neymiş biliyor musunuz? Devlet birilerinin piyasaya sunmayıp depoladığını istihbaratını almış. Hmm. O demiş depolayan belli ki fiyatlarla oynayacak. Oynayacak belli ki. Bizim toprak mahsulleri ofisin oradaki muadili başlamış toplamaya hmm. üreticiden çiftçiden ithalat vesaire depolarını doldurmuş. Onlar fiyatları yükseltmek istediğinde yani malı arz etmediler, arz talep fiyatları etkiler çünkü arz azalınca fiyat yükselir, hmm. arz artınca fiyat düşer. Onlar fiyatları yükseltmek için depolarındaki malı piyasaya sürmeyince toprak mahsulleri ofisi muadili olan kurum piyasayı beslemiş. Aynı şeyi şimdi ete bağlayacağım. Ette 16 Şubat 2024 tarihinde ihbarda bulundum. Hı hı. Konfet adına, Tüketici Konfederasyonu adına ve rekabet kurumu tam 10 gün sonra <laughs> fazla değil. Allah razı olsun onlardan incelemeleri yaptılar, ciddi bulgulara ulaştılar. Onlara ulaşmadan da açıklama yapmazlar, soruşturma kararı da verilmez. Evet. Hemen e, rekabet kurulunun önüne dosya gitti. 10 gün içinde yapılan ön incelemede 11 büyük et piyasasında hakim şirketin aralarında anlaştıkları tespit edildi. Soruşturma açıyoruz dediler. Hı hı. Şimdi Sonrasında şunu düşündüm ben. Biz ihbar ettik tamam bunlar ceza yer ama dedik ki vatandaş Ramazan'da ne yiyecek? Doğru. Onlar ceza yiyecek de o soruşturma belki 6 ay sürecek. Savunmaları alınacak, gerekçeleri sorulacak, piyasayı evet, inceleyecek. Bu önümüzdeki bir aylık dönem Ramazan dönemi ne olacak? Ne olacak? Sonra... Bunun üzerine e, Perder İstanbul Şube Başkanı Faruk Bey ile görüştüm. Bunlar yerel marketler. Hı, hı. Evet, bu 10 yerel... şubeli, evet. 5 şubeli. Et süt kurumuyla anlaştık. Hı hı. Ramazan ayı boyunca hı hı. et süt kurumunun bize vereceği kıymayı 314 liradan kıyma 500-550 liraya çıktı. Gidiyordu 700'e evet, doğru. Evet. Rekabet kurumu e, darbeyi vurmasa gidiyorlardı onlar. Aldı başına gidiyordu. Aldı ne oldu şimdi 314 lira için... kıyma. Hı hı. Kuşbaşı da 344 lira. Hı hı. Et süt kurumu Devlet kurumu biliyorsunuz. Hı hı. Bu Perder'in 2500'e yakın üyelerinin mağazaları var. Bunlar da ucuza satılması için vata, ama vatandaş kuyruğa girecek. Bazıları geceden giriyor aldığım evet. bilgilere göre. İnanın sabah bir iki saat içinde et süt kurumunun gönderdiği ucuz kıyma Bitiyor. Bitiyor. Tabii, tabii ki. ki bu işi kökünden çözmenin hmm. bazı yolları var. Ona da vardır. birazdan değineyim. Değinelim. Zincir marketlerde bir ara fiyatlar böyle sabitlendi diye bir şey çıkmıştı. Şimdi tekrar çok uzun sürmedi galiba. Tekrar e, yükselmeye başladı. E, temel gıda maddelerinden bir tanesi aslında işte salam, sucuk, sosis tabii bunlara ulaşmak artık i̇şlenmiş kolay et olmazken. Ürünleri. İşlenmiş et ürünleri. Pastırma mesela, 1300 lira. Evet mesela şöyle bir haberimiz var ama hocam. 5 kilo su 750 TL'ye satılan sucuk değil. O fiyata işkembe yok bir firmanın Türkiye'nin her yerinde kargo dahil 5 kilogramlık sucuğu 750 TL'den göndereceği yöndeki ilanları kasapların tepkisine neden olmuş. 5 kilogram sucuğun 750 lira olması demek kilosu 150 lira demek. 150 liraya işkembe yok internet sahtekarlığı bu dedi. Birazcık buna da değinelim. Bununla ilgili bir, bir iki tane de hızlı hızlı arka arkaya sosyal medya sorusu geldi. Bu internet dolandırıcılığı ve sahtekarlığıyla ilgili. Bu konuyu takip ediyoruz. Birçok konu olduğu gibi konfederasyon olarak bizim gıda komisyonumuzda. Akademisyenler, hocalarımız var, gıda mühendisleri var, veterinerler var, ziraat mühendisleri var. Gıda komisyonumuzun e, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Komisyon Başkanı, gıda mühendisi Nurten Sırma Hanım, açıklamalarını yaptı. Evet. Bu taşiş ve hiledir. Bu sahtekarlıktır. Hı hı. Bunun içinde olan e, maddeler insan sağlığında tehdit edilebilir. edebilir. O nedenle bu tür ilanları mutlaka internet üzerinden çok kolay, Rekabet kuruluna şikayet edebilir tüketiciler Gördükleri yerde ekran görüntüsünü alacaklar hı hı. ve rekabet kurulu şikayet yazdığı zaman daha rekabet kurulu yazar yazmaz karşısına geliyor. Çıkıyor zaten. Hemen Edele şifresini tamam. lütfen bildirsinler. bildirsinler. Ayrıca evet. bununla da uğraşamayan, rekabet kurumuna internette ulaşmayan veya zorlanmak istemeyen Alo 174 gıda hattı 7.24 bu tür ihbarları alıyor. Oraya bildirsin, desin evet. ben falan internet sitesinde böyle bir şey gördüm. gördüm Gerçekten diye. kıyma 500 lirayken gerçi bunun içine e, salamın, sosisin, sucuğun içine kim bilir neler katıyorlar. Soya da katıyorlar. Aldığımız bilgilere göre kemikleri öğütüp tavuk kemiklerine, gagasını, ibiğini e, bize sucuk yapımında kullanıyorlar. Tek tırnaklı kullanıyorlar. Ama 150 liraya bitmiş nihai KDV dahil sucuk, evet, sucuk. satılması hakikaten evet. kasap kardeşlerimiz haklı, Haklılar. mümkün değil. Evet yani ben bir şikayet etsem ne olacak diye düşünmemek lazım. Bir ihbar bile aslında çok çok kıymetli. Hocam sosyal medyadan şöyle bir soru gelmiş. İnternetten aldım. hepimizin başına gelebiliyor çünkü bu. İnternetten aldığım bir şey, ertesi gün indirime girdi. İade etmek istediğimde alsak da iadeli satış yapamayız dediler. Sizce bu yanlış değil mi diye sormuşlar. Ya da bu noktada ne yapılabilir? Efendim internetten alışverişin kuralları... Şu elimde tuttuğum tüketicinin korunması hakkındaki kanunda düzenlenmiş. Hı hı hı. Şimdi o şikayetler genellikle Instagram gibi sosyal mecralarda yapılan evet, sosyal satışlarla. Evet. İnanın satıcı bile yaptığı işin yasaya bağlı olduğunun farkında değil. Hı hı. İnternetten alışverişlerle ilgili tüketici kanunu diyor ki, satıcının adı soyadı ticari unvanı, bireyse vergi kimlik numarası veya TC numarası, Hmm. Kurumsa yani bir şirketse onun mersis numarası, ticaret sicil numarası, açık adresi, sabit telefon, e, cayma hakkı konusunda bilgilendirme zorunludur. Bunlara uymayanlar cezalandırılır. Fakat bakıyorsunuz çok güzel fotoğraf ya da video koymuş işte bal, gıda, başka ürünler ve satıyor. Ama ne bir sabit telefon var, ne cayma hakkı konusunda bilgilendirme var, ne açık adres var. Ben bunu şikayet edeceğim. Ürün geldi. Hı hı hı. Gerçek sucuk çıkmadı veya hı hı. fotoğrafta gördüğüm ayakkabı elbise hı hı. değil Ailing o. Hangi değil? Bambaşka bir şey bambaşka geldi. Bir Çok şey. kalitesiz geldi. Şikayet edeceğim. Hakem heyeti diyor ki bunun açık adresini ver bana. Savunma istemek zorundayım. Açık adresi yok. Yoksa Peki ticaret unvanını ver diyor tam olarak. Onu da bilmiyorum. Okazyon ticaret, evet, ticaret diyorum. Ya okasyon ticaret bin tane var 10. Türkiye'de. Hangisi? Okasyon, ticaret, hmm. limit etme, onu da veremeyince hmm. hakemiyeti diyor ki ben savunma almadan şey yapamayacağım, yok. yapabileceğim hiçbir şey yok. Cumhuriyet savcılığına gidiyorsunuz, Cumhuriyet savcılığı araştırıyor, ulaşıyor bütün bilgilere. Diyor ki gel bana savunma ver. Gidiyor e, bu dolandırıcı, diyor ki efendim bizim depoca hata yapmış, karıştırmış ürünleri. Hmm. Yani cep telefonu yerine. Salatalık koymuş salatalık isteyene cep telefonu koymuş bu hukuki ihtilaf oluyor suç değil hmm. Savcılık takipsizlik verebiliyor <laughs> o nedenle burada Nereden alışveriş burada ettiğimizde, Burada anahtar tüketici dediğiniz tüketici gibi bizde. nereden alışveriş ediyoruz bakalım kurallara uymuyorsa Kanunları saymıyorsa Biz beni hiç saymaz Biz hiç okumuyoruz ki hocay yani. durucu kurallar neler değil mi Bunlara Telefon numarası var edelim. mı adresi var mı en önemlisi bu. Galiba, ben buna bakıyorum. Bazı çok nadiren ciddi firmalar hı hı. Instagram'da tıklıyorsun, sitesine gönderiyor, orada her şey var. Evet. Oradan satmıyor. Evet. Sorduğunuz sorunun temel cevabı şudur. Şu, ne 14 gün teslimden itibaren 14 gün zarfında tüketici iade hakkını kullanabilir. İade e, etene kadar geçen sürede e, onu kullanım kılavuzuna uygun şekilde kullanmış olması. İade engel değildir. Ancak hijyen ürünleri iade edilemez. O zaten bildiğimiz bir şey. E, fondöten almışsınız, sürdünüz. onun cildine sürmek tamam. istemez. Şimdi velilere e, buradan bir duyurumuz da olacak tabii ki. Bununla ilgili e, başkanımızın da e, yorumunu merak ediyoruz. Veliler özel okullara isyan etti. Devlet okullarına ilgi arttı. 2024-2025 öğretim yılı için özel okullarda erken kayıt dönemi başladı. Ortalama bir eğitim yılı için özel okullardan 180 ile 400 bin TL arasında değişen fiyatlar talep ediliyor. Veliler yaşanan artışa isyan ederken ediyoruz. Özel okullarsa yapılan zamlarla e, artan maliyetleri gerekçe göstermiş hocam. Ne olacak bu okul fiyatları? Evet efendim. Özel okullar e, değil yani daha, daha fiyatlar daha, daha yükseldi da enflasyon nedeniyle. Önce bir tabloya bakalım. Özel okullarla ilgili veliler bilmesi gerekenleri bilmiyorlar. Bu velileri eleştirdiği bize eleştirir. Çünkü özel okul velileri hukuken tüketici sıfatı taşırlar. Anne babalar. Biz yeterince bilgilendiremedik. Ben o nedenle size teşekkür ediyorum. Özel okullar açtık. Ne kadar güzel olur buradan. Böyle özel bir okullarla ilgili, belki. özel öğretim kurumlarıyla ilgili bir kanun var. Kanun 12. maddesinde diyor ki, özel okul işletmeciliği veya faaliyeti sadece kazanç amaçlı yapılamaz. Ben maddesini söylüyorum. Benim fikrim de öyle ama kanunda yazan bu. Sadece salt kazanç amaçlı bir faaliyet olamaz kamusal bir hizmet. Hı -hı. Geleceğimiz orada yetişiyor. Hı -hı. Özel okullarda. Hı -hı. Özel okullar ücretleri ne zaman nasıl belirlerler? O da yazıyor. Özel öğretim kurumlarıyla ilgili bir yönet iki yönetmenlik var. Biri diyor ki Ocak ayı başından mayıs sonuna kadar ilan ederler. Kitap, kırtasiye, etüt varsa ek hizmetler. Onları da aynı süre içinde inan eder ve bir dahaki eğitim yılına kadar değiştiremezler. Yani Ocak ayında velimiz kaydını yaptırdığı öğrencisinin ödediği bedel 5 taksit yapılabiliyor. 5 taksit yapmazsa okul indirim uygularsa veli onu kabul edip etmemekte serbest. Örneğin okulun ücreti dediler 300 bin lira ama siz nakit verirseniz 5 yani taksit yapmak zorunda ya kanunen. Hı, hı. Nakit ödeyin biz size 240 yapalım. Evet. Bu velinin ek et hizmetler, etüt, destek kitapları, yemek bunlar Onlar da değil zaten. velinin Hı. onayına tabidir diyor. Kanun diyor yani ben söylemiyorum. Fakat özel okullar o enflasyonun getirdiği baskı biraz da belki bazılarının hepsini itham edemem. Aşırı kazanç alışkanlıkları nedeniyle. Fiyatlarda kurallara uymadılar. Kural şu, Altış ara sınıflarda bir önceki yılın tefe, üfe ortalaması artı 5 puan. Bu da bu sene %56.9, 57 diyelim. Hı hı. Yani geçen yıl 100 bin liraya e, okuttuğunuz çocuk, biz üst sınıfa geçtiğinde Doğru. 157 bin lirayı geçemez. Fakat yemek Üç katına çıktı. Hı hı. 30 bin lira oldu 100 bin lira. Aynen eğitim kitapları. Kitaplar, kıyafet, etüt, servis, yemek hı hı. bunları topladığınız zaman 500 bin liralık okul hı hı. 1 milyona kadar ulaşabiliyor. Ulaşabiliyor Daha doğru. Daha vehemini söyleyeyim. Evet. Bu özel okullarda parayla okutulan öğrenciler ilk öğretim okullarında dahi devlet okullarında olmayan disiplinsizlikle Akran zorbalığına rastlıyor. Bu, arada. Bu o kadar ileri boyutlara gelmiş ki öğrenciler de şunu düşünüyorlar. Yani içlerinden gelen bilgiyle söylüyorum. Burası özel okul bana zorbalık yapan öğrenci ya burada bir öğretmenin çocuğu ya zengin bir ailenin çocuğu ona bir şey yapılamaz ve akran zorbalığını uğrayan çocukların Allah korusun intihara kadar gittiklerine evet. dair haberler çok ciddi görüyoruz. Bir maalesef şiddet Bu çok önemli. Bu çok önemli olabiliyor. Bu daha da önemli Özellikle aslında. Özellikle ilkokulda şey yok. Disiplin kurulu yok. Ortaokulda var. Ve yani mevzuata göre hı hı. burada Öğretmenlerin aşırı özenli olması, dikkat etmeleri zor. Gereken önemli bir konu başlığı daha çıkmış oldu. Süremizin sonuna geldik. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Sayın Aydın Ağa'yla verdiği kıymetli bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum, Hocam. Teşekkür ederim. Siz sağlık. de bana bir söz verin, bir daha yapalım. Çünkü anlatacağım yarısı kaldı. Ben de size benden tüm ekibim adına tabii Sa ki söz. E her Ekimim. zaman bekliyoruz. Bizim için çok kıymetlisiniz, çok önemli bilgiler. Aslında birçok sorunun cevabını sizden alıyoruz. Süremizin sonuna geldik sadece. Bir alkış rica ediyorum başkanca. Çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımızı buradan uğurlarken tekrar görüşmek üzere diyorum ve mutfağımıza doğru geçiyorum. Ekmek sırası tost, ekmek tatlısı ve top pişimiz var. Haydi bakalım Ayten Hanımcığım. Neler i̇şte yapıyoruz? Elimiz. Hoş bulduk. Allah kürdüm. <laughs> evet, bolca bugün. Evet. Hangisiyle e, tatlı ile başlıyoruz? başlayalım? Tatlıyla başlayalım. Çabuk hazırlayalım. Ekmek tatlımızla. demişler diye bu hindifime. Demişti böyle almayın. Demişti istiyorsan hindiyi kestirin. Demişti Taylan hocam da bak bu da çok güzel oldu. Ne yapalım Hindu arayıyorum ona. kandıradan getirirdim gelirken size. O kadar Hindim. güzel severim ki. O kadar güzel severim ki lafa bak. <laughs> Çok severim yani Hindu yapacak bir şey yok. Çok evet. güzel. Şimdi bayat ekmeklerimizin içi. Ekmek tatlısı. Evet. E, i̇çini tatlı için kullanıyoruz. Kabuğunu da tost için kullanıyoruz. Çok güzel. Yani hiçbir şey Düşünü, ziyan. Düşünün O şekli tost olarak kullanacağız. Aynen. İçini de tatlı olarak aynen değerlendireceğiz. Aynen. Peki. Şimdi e, burada bir tane ekmeğimizin içi var hazırladık. Şimdi içerisine e, ortalama bir yarım su bardağı kadar sütü koydum. Ekmeğimi ıslattım. Şimdi kabartma tozumu. Kabartma tozu. Vanilyamı. O, Şekerimi. Zaten ekmek zaten ballı şekerlidir. İçe lezzetlendirdin şu anda. E, ama hani tamamen ekmek ekmek olmasın. Şöyle bir bardak unumu Hı -hı. ve yumurtam var. Yumurtamla sütümle beraber bir güzel. Bunu bir güzel kıvama hale gelene kadar Çırpacağım. Bunu çırpıcı da kullanabilirsiniz. Hızlıca yani, olsun e evet. diye. İsteyen öyle de kullanabilir. Şöyle ortalıktan da toparlayalım. Güzelce şimdi hamurumuzu yoğururken sana şimdi, fırsat tanımak istiyorum. Buyurun. bir veterimiz var. Bu veterin akımından da Profesör Doktor Murat Aksoy hocamızı davet edeceğim. hatırlamak istemediğimiz bir dönemde hepimiz için ama çok çok önemli. Unutmamamız gereken bir dönem. Önlemlere sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini bizlere hatırlatılacak olan bu görüntüler tam olarak 4 yıl önce 11 Mart'a ait. Covid pandemisi ilk Covid vakasını görüldüğü dönemlere bir gidelim hatırlayalım. Sonra hocamızla konuşacağız. Buyurun. Olmaz denilen şey oldu. Covid-19 yıl boyunca tüm dünyayı eve kapattı. Covid-19'un Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde salgın olarak ilan edilmesinin üzerinden 4 yıl geçti. Küresel acil durum kategorisinden çıkarılan COVID-19 hala küresel salgın olarak nitelendiriliyor. Hastalık Wuhan'dan dünyaya yayıldı. İlk hasta 17 Kasım 2019 tarihinde Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde sebebi anlaşılamayan solunum rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gerisi çorap söküğü gibi geldi. Hastalık hızla dünyaya yayıldı. Türkiye'de ilk Covid-19 vakası ise 11 Mart 2020'de görülürken aynı gün Dünya Sağlık Örgütü hastalığı küresel salgın ilan etti. İki yıl boyunca evlere kapandık. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını iki yıla yakın süre insanları evlerine kapattı. Salgının yayılmasını yavaşlatmak amacıyla halka açık yerlerde yüz maskeleri takıldı. Covid-19 bir hastalığa karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan en hızlı aşı çalışmalarının yapılmasına da neden oldu. Aşıların devreye girmesiyle 2021 itibariyle kontrollü açılım süreci başladı. 2022'nin ortalarından itibaren de ülkeler salgına ilişkin tedbirleri iyice gevşetirken maske ve PCR testi zorunluluğu kalkmaya başladı. hiç kimsenin aklına gelmeyecek film gibi günler yaşamamıza neden olan COVID-19 hastalığında DSÖ'nün resmi verilerine göre 25 Şubat'a kadar dünya genelinde toplam 774 milyon 771 bin vaka rapor edildi. 7 milyon 35 bin kişi yaşamını yitirdi. Böyle bir gerçekle bir kez daha yüzleşmiş olduk. Profesör Doktor Murat Aksoy hocamız bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam. Günaydın. 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 Hoş ee, Bir hatırladık hocam. unutmayalım evet, da doğru, istedik aynı doğru. zamanda. Çok iyi yaptınız bence. Çünkü evet. ya o dönemleri hiç tahmin etmiyorduk. Yani biz ben de hani üzerinde çalışırken doğrusu hani 2019'un aralığında yavaş yavaş bu Covid'den bahsedilmeye başlanmıştı. E, Ocak Şubat'ta da işte birkaç vaka görülürken ya bize gelir mi gelmez mi hep böyle bir endişeliydik. Fakat bir zaman sonra Mart ayından sonra gördük ki esasında pandemiden bahsediyoruz. Dünyayı kasıp kavuran evet, bir evet. salgından bahsediyoruz. Hepimizin öğrendiği pek çok şey oldu bence. Hı hı. Herkes kendi dünyasına bir kere bir geri döndü. Şöyle bir içten kendine bir baktı. Ee, akıllı olanlar Bence kendine bir şeyler kattı o dönemde hani Hı -hı. evde oturup da boş boş sadece film dizi izlemekle geçirmediler kendilerine de bir şey kattıklarını Hı -hı. düşünüyorum Çünkü bir yandan da online aktiviteler çok artmıştı biliyorsun evet. ee, İş hayatı değişmeye başladı bugün İlişkiler hala evet. Değişti, iş hayatı değişti. yani bugün hala mesela Hı -hı. pek çok iş yeri haftada iki günü mesela hala evden uzaktan yapıyor çalışıyorlar. uzaktan çalışıyorlar evet. ee, ama artık hiç... dönebiliriz de daha evet. olması açısından belki önlemleri. Bırakmayız devam ederiz. Bence Seşine, devam evet önlemlere devam etmek lazım ederiz, diye düşünüyorum. umarım da bir daha böyle bir Aman. tüm dünya için böyle bir şey yaşanmaz. İnşallah, i̇nşallah bir daha yaşatmasın. Amin. Ekmek tatlısı az önce hamurunu yoğurmuştu zaten Beş görmüşsünüz. 5 dakika bile sürmedi. Şöyle fırın yani, yazdı. ben şurada <laughs> bekliyordum yani gelene <gülüyor> kadar. <laughs> Aynen yani fırına koymak üzere üzerine cevizler Biz çok <laughs> mi? hızlıyız hocam. Evet, Biz de mutfaklarda Vallahi yavaş olmak, Kadınlar sağlık. pratiktir. Kadınlarımız pratiktir. Şimdi Şu. evet hazır. En son üzerine ceviz, sert. Sadece onu yoğurdun, üzerine bir şey döktün mü, bir yağ gibi bir şey döktün mü hatırlıyor evet. muyum? Evet. Biraz bir kaşık tereyağını erittik, evet, üstüne. Ee, onu döktük. Hayır hayır hamurun içine. Ha zaten öyle. Tamam. Ekmek, süt ile ıslattım, arkasından yağını ekledim, yumurtasını ekledim. Evet. Karbonata, bir kaşık şeker. Hocam da burada şekeri de fazla kullanamıyorum. Acık acık. Birazcık <laughs> acık şeker kullandık, sütümüzü ıslattık üstüne ceviz serpebiliriz ya da haşhaş serpebiliriz ne istiyorsak hı hı. susam olabilir şu anda 180 derece fırına, fırına gitmek geleceğim. üzere hazır hazır evet, hemen. top pişimiz var yine artan ekmeklerden hazırlayabileceğimiz daha bayat ekmeklerden hazırlayabileceğimiz bir lezzetimiz hemen onun da tarifini alalım hemen sonra alıyorum. hocamızla kıymetli sohbetimize başlayacağız artanlıcım malzemeler de ekranlara ee, yine geldi yine bayat ekmek ekmek içimiz var yine dediğimiz gibi ekmeğimizin dışından toz yapacağız. İçiyle de yine tatlımızı yapacağız. Şey e, yapacağız. Bu aslında çok hafif ve çok lezzetli. Bayat ekmeğimiz burada bir paket e, yaş mayamız var. Sütümüze beraber ıslattım. Şöyle açtım ikisini beraber. Yine hepsini bir anda ekleyeceğim. Yine bir bardak unum var. Yine şöyle hızlıca ekleyeceğim. Toz biberim var. Ben şöyle yapayım hocam. Şey ne oldu? Bakmayın siz. <laughs> Kikiğimiz var. Bunu kattı ekmeğin <laughs> üzerinde şekeri kattı. Ama az kullandım. Kattı. Az, Hocam az. Görmesin. He, az mı? Az. az. Yani. Evet. Bak şimdi tazelerle Yenik. de... Piyonun hepsini yemezsen. <gülüyor> 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 Şöyle yersin. <laughs> yersin. Ki yersin. Kekik, nane, maydanoz ne istersek buna ekleyebiliriz. Hocam buna dilin bir kere değdi mi o kaçamak olmaktan çıkıyor. Değil <laughs> Değil mi? Yani pişiği kaçamak yapamazsın. Evet. Pişi de bir gerçek var ya. Ama bir şey söyleyeceğim bayağı sebze de var içinde. Bayağı sebze var evet. Yanını affettik <laughs> da... mi şu an? Affediyorum. <laughs> 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 Bak gördün mü hocam? Hocam <laughs> affettik. Evet, evet Aysel abla yoğur yoğur yoğur. yoğur. Şimdi onu yoğururken evet. e, biz yine sana birazcık fırsat vermek amacıyla günün ilginç görselini ekranlara isteyelim. Ayten ablacığım kolay gelsin Teşekkür diyorum. Teşekkür ederim size de. Bu görsel bize neyi gösteriyor? Hocamız bize anlatsın. Parmak uçlarının renginin daha bu, 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 çok denk gelen bir şey bu arada yani çevremizdeki <laughs> evet, evet. insanlarda da e, olabiliyor. Elimizdeki parmak, elimizdeki parmakların ne demekse? E, parmak uçlarının renginin Hı. açılması, renginin e, beyaza dönmesi durumu ne ifade etmeli bize böyle bir durum olduğunu. Ne demek oluyor? Şimdi bu oraya artık kan gelmiyor demek. Yani o beyaz yere kan, kan gelişi çok azaldı demek en azından. Evet. Ee, bu biraz önce sen esasında güzel bir şey söyledin. Dedin ya hani el parmakları ne demek ki esasında her vücudun her yerinde olabilir bu. Ayak parmaklarında da olabilir. Doğru meme uçlarında evet. da olabilir <gülüyor> mesela. <gülüyor> hani ee, bazen soğukta daha sık görüyoruz biz yani bunu. Yani soğukta olduğu zaman da mı aynı şeyi düşünmeliyiz? Yoksa... E aslında evet soğukta da olan şey aynı. Yani sen soğuğa çıktığın zaman ne oluyor? Dışarıda çok soğuk olduğu için vücut ısıyı kaybetmemek istiyor. <laughs> Isıyı kaybetmemek için de uçlardaki he, şu, şu, hı, evet, uyum, damarları iyice vazospazm yapıyor, uyuşturuyor. Tabii bu ileri bir vaka. Bu Şimdi, bayağı böyle bir şey ama bunu da <laughs> paylaşanlar Yani Bu Reyno fenomeni olabilir hakikaten bakıldığı zaman. Ee, ne demek? Çoğunlukla bu kişiler bazen bir romatolojik hastalıkla olabilir. O yüzden böyle bir kişi geldiği zaman biz mutlaka mesela romatolojiye de bir gidin deriz. Bazen de altta hiçbir hastalık yoktur. Aşırı vazospazm oluyordur. Evet. Ee, burada da şöyle bir döngü vardır. Çağla mesela soğuğa çıktığı zaman önce aynı böyle beyazlar. Sonra mavi veya mor, mor renk dönen. alır. Arkasından da kıpkırmızı olur. Hmm. Batma ve yanma hisseder Hocam Ellerde. hemen burada lafınızı balla bölüyorum çünkü hocamız bunu bize ta sarı kamışlardan bir vetere çekerek anlattı. Soğuk havalarda ellerin beyazlıyor sonrasında morarıyor. Bu soğuk havalarla kalp damar sağlığı arasında ne gibi bir ilişki var ve ne gibi önlemler almalıyız sorusunun cevabını hocamız bize çekti. Tamam. Hep birlikte bir izleyelim. Buyurun. Arkadaşlarımdan bir tanesi bana şöyle bir soru sordu. Hocam babama stent takılmıştı. Soğuğa çıkmasının bir zararı var mı? Evet, özellikle kalp hastalarının çok soğukta kendisini koruması gerekiyor. E, gerçi yavaş yavaş artık bahara doğru geliyoruz ama hani bizim atalarımız demiş ya mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Hiç belli olmaz. Memleketimizin birçok köşesinde hala kar devam ediyor ve soğuklar devam ediyor. Kalp hastalarının özellikle kendini koruması lazım. Bir de şunu söylemek lazım yani özellikle giyinirken dikkat edilmesi gereken nokta birkaç kat üst üste giyinmekte fayda var. İnce olsun ama kat kat olsun. Her kalp hastalığı aynı derecede olmuyor. Çok ciddi kalp hastalıklarının daha dikkatli olması gerekir. Ama kalp damarlarının mesela diyelim ki bir tarlayı sulayan su kanalları gibi düşünün. Bu su kanallarının sadece bir tanesi tıkandıysa o zaman tabii ki risk daha düşüktür ama bir kanal tıkandı orası açıldı ama diğer kanallarda da hep problem var. Yani tarlanın sulanmasında ciddi bir sıkıntı var deniyorsa o zaman çok daha dikkatli olması gerekiyordu. Soğum bunun dışında etkisi nerede var? Özellikle cilt üzerinde var. Fazla soğuğa maruz kalmak cildin nemini azaltıyor. Dolayısıyla kış aylarında bile banyo yaptıktan sonra en azından nemlendirici kremler sürmek ve cildin nemini kaybetmesini önlemek önemli. O yüzden buna biraz dikkat edin derim. Bir tek soğukta tabii ki ne yapmak lazım? Belki biraz... <laughs> gerçekten bu özellikle ben mesela bir şeyi duyuyorum. Kriyoterapilerde veya bu işte buzlu küvetlere girildiği zaman aman işte tansiyon hastaları aman kalp hastaları olanlar doğru, doğru. mutlaka soğuklara dikkat etsinler diye. Bu soğuklar aslında aşırı sıcaktan bir anda soğuğa geçme şokuyla olan soğuklar mı? Ee, biraz öyle oluyor. Yoksa ben yıllardır atıyorum soğuk duş alıyorum diyen bir insanın bir tehlikede olması mümkün mü? Hayır yok. Değil, öyle değil, alışkanlığı, alışkanlığı yaptıysa alışkanlığı... öyle bir şey olmaz. Evet. Ama şimdi diyelim problem şuradan kaynaklanıyor aslında Çağla. Hani dedim ya, bir arkadaşım hakikaten onu sordu gerçekten ya benim babama stent koydular dedi evet, evet. mesela işte benle daha gelmek istedi ama e, korktu Tabii. gelmek istemedi dedi hani o kadar soğuğa gidersem kalbim dayanamayabilir diye şimdi gerçekten biliyorsun kalbin üstünde bir sürü damar var evet. şimdi diyelim ki damarlardan bir tanesi tıkanmıştı ve ona stent kondu tamam. ve o stentle açıldı damar Şimdi olay sadece tek bir damarda stentle çözülmüş bir problemse o kişinin soğuğa çıkmasına bir sakınca yok. Bir de mesela o noktada aslında stent damardan daha güvenli değil mi peki? O damar eski haliyle kalsaydı ya da stent takılmış haliyle arasında fark var mı? Ya tam öyle diyemem. Yani <laughs> Ya bak neden Fikir biliyor musun? Fikir olarak Şimdi şöyle damar sertliği sadece bir noktada olmuyor. Zaten anladım. Yani bir noktaya stent koyduysan muhtemelen başka damarlarda da Notada ufak da tefek de olsa illaki bir şeyler vardır. Hmm. O yüzden orada hastalığın ne kadar yaygın olduğu önemli. Yani kalbin damarlarındaki o darlıklar, damar sertlikleri... Geniş bir alanı etkiliyorsa o zaman o kişinin gerçekten hı hı. soğuğa çıkması risk teşkil eder. Olabilir diyelim Ama Peki. Hani daha böyle basit gerçekten damarın bir bölgesinde sadece problem vardı. orası da stentle açıldı diğer taraflar %10 darlık, %20 darlık. Çok da hani dolaşımı etkilemeyecek bir noktadaysa o zaman çıkabilir. Ama tamam. giyinmek hakikaten çok önemli. Yani kendini korumak, ağzı kapamak, burnu, burnu kapamak ki hani mi? o soğuğun içine girmesini önlemek. Çünkü soğukla bir anda karşılaştığın zaman kalp aşırı çalışmaya başlıyor. Hı, hı, hı. Aşırı çalışmaya başlaması demek daha fazla kan ihtiyacı var demek. Hı hı. E damar tıkalıysa o zaman oraya kan gelemeyeceği için hı. çok çalışan bir kalp kası yeterli kanı alamayacak Alamayınca ve enfarktüs riskini arttıracak Olabilir diye bu uyarıları yapmak evet. istedi hocamız. Şimdi açıklanamayan ve ansızın ortaya çıkan morluklardan birazcık bahsedeceğiz. Bir de mesela Ayşe abla da az önce bana şey dedi ya ben ufacık bile çarpsam hemen mosmor olur hmm. falan dedi. Mesela bunun da bir sebebi var mıdır? Ee, Birçok nedeni var aslında. Bunlardan bir tanesi benim konum olduğu için ilk konu söyleyeceğim. Mesela kılcal damarı olan insanlar kolay morarırlar. Evet. Hatta böyle durduk yerde bile kendinden ha. moraranlar olur. Hiç çarpmadım <laughs> ki. Aynen. Bu kocaman morluk nereden çıktı? Çarpsam hatırlardım. O kendi kendine olmuş olma ihtimali oluyor mu yani kılcal damarlarla? Var ama şunu atlıyoruz. Yani şunu altını çizmek lazım. Yani özellikle mesela kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerde. Çok kolay morarır ve İnsanlar bunu hiç fark etmiyor aslında. Mesela yürürken elini çarpıyor. Hmm, kolunu çarpıyor, bacağını ama... çarp. Evet. Acımıyor ama bunlar böyle gördüğümüz gibi morluklara neden oluyor. Bakın. Hmm. Özellikle vücudunuzun dış tarafında morluklar oluyorsa bunlara çok endişe etmeyin. Ama neredekileri önemseyelim mesela. Ama neresi? Mesela? mesela bak, iç taraf, koltuk altı, yani travmaya Çarkma, maruz itman. olmayan Ol. yerler, bacağınızın iç tarafı hmm. mesela buralarda morluk oluyorsa ve kendinden ortaya çıkıyorsa ki muhtemelen öyledir oralarda hmm. o zaman biraz daha dikkatli olmak lazım. Ne Bunu, olabiliyor? Altında ne yatabiliyor? Kan hastalığı olabilir. Yani bir kan hastalığı olabilir. E, trombosit dediğimiz pıhtıyı yapan hücreler var. Bu pıhtıyı yapan hücrelerde yetersizlik varsa hmm. o zaman morluk olur. Çünkü kanamayı durduramıyor demektir hmm. kendinden kanama. Ama bana şimdi böyle çok hasta geliyor hocam aman acaba kan kanseri mi oldum endişesini hı hı. taşıyor tamam mı ee, yani ben hep şunu söylerim hani sadece bu, böyle morluklar olması bir iki tane çok önemli değil bundan korkmayın ama mesela morluklarınız oluyor bunun yanı sıra e, beraberinde de mesela dişinizi fırçalamak dığınız zaman bile diş eti kanamanız oluyor. Evet doğru. Burun kanaması oluyor, uzun sürüyor. Kulaktan kanama oluyor, gözde kanama oluyor, idrarda kan görüyorsunuz, büyük hı hı. abdestte çıkıyorsunuz kan kanama oluyor ve bir türlü durmuyor. Eğer bunlar da beraberinde varsa bu gerçekten ciddi bir problemin habercisidir. Ona dikkat etmek hı. lazım. Önemli. Peki, hocam sanal gerçeklikle toplar damar tıkanıklığını Nasıl tıkandığını bize gösterebilir misiniz? Şu damarımız ekranlara gelsin. Hem izleyicilerimiz bunu çok güzel anlıyor. Bu şekilde bize gösterdiğinizde hem tamam. de kafada hiç soru işareti kalmıyor. Buyurun. O zaman tableti de ekrana yansıtabilirsek. Şimdi yansıtmayı şey. da yapalım. Şimdi biz burada ilk başta size şunu göstereceğim. Kırmızı bir tane damar var. Bir de mavi bir tane damar var. Bunlardan kırmızı olanı atar damar. Yani atar damardaki kan akışı hangi yönde şu yönde, yukarıya doğru gidiyor. Tamam mı? Buradan kan akışı böyle var. Tamam. Ee, toplar damardaki de bu sefer gelen kanı kalbe götürecek. Orada da mavi çizelim. Orada da diyelim ki bacaktan kalbe doğru gidiyor. Şimdi dikkat ederseniz hmm. mavinin alt ucunda, şu sarıyla çizeceğim orayı. Şurada bir kapakçık sistemi var. Ufacık bir kapakçık var. Onu evet. seçebiliyor musunuz? Evet. Tamam mı? Şimdi bakın, o kapakçığın köşesinde, eğer mesela diyelim ki çok uzun süre oturdun bir uçak seyahatine gittin 6-7 saatlik uçak 4 saatten uzun özellikle hareketsiz kaldın. Veya bir hastalık geçirdin yatağa girdin yatakta yatıyorsun veya ameliyat oldun yatmak hmm, zorundasın. Hasta olduğumuzda da 3 -4 gün 4 <laughs> gün yataktan kalkmıyoruz mesela o durumlarda. Mesela tabi mesela basit bir şey geçirdin solunum yolu efeksiyonu evet, evet. geçirdin ama sürekli yatıyorsun. yatıyorsun. Şimdi o kapakçığın köşesinde siyahla çiziyorum. Şöyle ufak ufak pıhtılar olmaya başlıyor. Hareketsizlikle oluyor Hareketsizlikle yani Hareketsizlikle bu. oluyor bunlar evet. Hmm. Şimdi eğer hareketsizlik devam ederse. Ne kadar süre sonra? 4 saat mi dediniz yani aşağı yukarı biz neyi düşünelim? Uçak seyahati için 4 saat ama kabaca yani günde 4 saatten fazla hakikaten gün içinde böyle yatıyorsanız öyle. hani ayakta olmanız gereken zamanda uyurken değil ama. Tabii. O zaman riskiniz artıyor demektir. Hmm. Riski arttıran bazı şeyler daha var. Mesela daha önce bir pıhtı öykünüz var, hı hı. riskinizi arttırır. Ailenizde bacak damarında pıhtı olan birinin hikayesini biliyorsunuz, riskinizi arttırır. Hı hı. Ailede akciğere atan pıhtı var, riskinizi arttırır. Bu tür durumlarda gerçekten derinden trombozu dediğimiz bu risk artar. Hı hı. Şimdi hareket... Bu dediniz o minik minik pıhtılar oluşmaya başlıyor. Şimdi tehlike evet. bunun neresinde olmaya başlıyor? Şu anda çok bir tehlike belki olmadı. Çünkü ama bu pıhtı yayılabilir mi hareket yayılabilir. etmeye başladığımızda bakın o hareketler de çok önemli. Ya özellikle aslında şu hareketli olmak lazım. Yani hasta bile olsanız evet. mutlaka arada kalkın bir yürüyün. İşte o pek hali olmuyor. Yani ben de hatırlıyorum 5 gün bir hafta yattığımı hiç kalkmadan yattım. Ama işte çok Tuvalet riskli işte bu. bu. Evet. Çok riskli. Özellikle yaş ilerledikçe çok de riskli daha olmaya başlıyor. 40 yaşın Peki. üzerinde risk artıyor. 60 yaşın üzerinde belki 1,5 katı yükseliyor. <laughs> Şimdi bu kişi de mesela ufak bir pıhtı oldu ya vücut belki bu pıhtıyı aslında eritebiliyor. Çünkü bu ufak bir pıhtıydı bunlar. Hı hı. Hasta kalktı, yürüdü Hareket ve etti. pıhtıyı eritti. eritti. Tamam mı? Ama eğer aynı risk devam ederse bu sefer ne oluyor? Burada tekrar pıhtı oluşuyor. Şimdi pıhtı aynı bir silah mermisi çıkması gibi. Yani tetiğe çekildiği anda esasında o işlem başlıyor. Vücut bir yandan pıhtı yapmaya başlıyor, bir yandan pıhtıyı eritmeye başlıyor. Kan sulandırıcı içsek Kan sulandırıcı içersek işte daha doğrusu kan sulandırıcı iğnesi yaparsak o evet. daha önemli. Bunu önleyebilirsin. O zaman işte biraz önce olduğu gibi aynı. Uzun yatmak zorunda olan hastalara uygulanan bir şey değil mi? İleri yaşta evet. mesela. Mesela 60 yaşın üzerinde yatmak zorundaysa hı hı, kişi hı. mutlaka hı. kan sulandırıcı iğne veriyoruz. Biliyorsun hı. hastanelerde rutin artık zaten. Evet değil mi artık? Evet. Herkese herkese de risk faktörüne göre. Evet. Şimdi bu pıhtı çağla büyüdükçe... Bütün bu damarı kaplamaya başlıyor Hı -hı. ve damar boyunca da bu pıhtı yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Ta belki de yukarıya kadar gidiyor. Sıkıntı Hı -hı. şu. Bu pıhtı buradan kopup yukarıya gidebilir. Nereye kadar gidebilir? yani? Bunu ve nereye yolu... gidebilir? Yani nereye gidebilir? Gideceği yer ilk başta kalbe gidecektir Hı -hı. bu pıhtı. Buraya geldi. Hı -hı. Kalp bunu nereye atacak? Onu da çizeyim size. Şöyle akciğerlere. Akciğerlere akciğerleri atıyor. Atıyor. İşte şimdi burada bu pıhtı akciğere attığı anda eğer pıhtı çok büyükse ana damarı tıkayabilir. Ani ölüm söz konusu olabilir. Yani bu çok ciddi bir risk gerçekten. Allah. Ama Allah. onun ötesinde bazen şunu da görüyoruz. Hastanın mesela tomografi çekiyorsun Çağla. Akciğerinde pıhtı var ama hiç farkında değil. Hı hı. Dolayısıyla hani klinik çok fark ediyor. Kişinin hı durumu çok fark tabii ediyor. Tabii ki mutlaka. Bazısı sadece bir nefes darlığı hissediyor. En çok hissedilen şey yan ağrısıdır. Hı hı hı. Yani hastanız uzun süre bir yattıysa şu göğsün göğüs kafesinin yanlarında ağrı hissedebilir. Çok güzel. Daha yukarıda böyle kaburganın orada hissettiğini hı hı. söyler. Hı hı. Nefes darlığı olabilir. hı. Nefes açlığı gibi hisseder yani der ki ya şu pencereleri bir, bir açın, açın nefes hava gelsin der. nefes alamıyorum da. Bunlar tabi alarm bulguları yani direkt Önemli. olarak 112'yi arayıp bir hastaneye gitmek gerekiyor. Varis peki bir toplar damar tıkanıklığı belirtisi midir ya da benzeri midir taklit eder mi? Şöyle Biraz varise giriş yapalım sonra olur. varisiniz varsa ya da varis oluşmaması için yatış pozisyonları uygun yatış pozisyonları ve egzersizler de hocamız gösterecek. Şimdi variste sonuçta toplar damarın hastalığı. Hı hı, hı. Şimdi toplar damarda e, ne dedik biraz önce kan akışı aşağıdan yukarıya doğru olacak dedik. Şöyle kocaman maviyle çizdik bunu. Şimdi bu yönde gitmesi gerekiyor. Burada bir kapakçık var ya. Bu kapakçık böyle yukarıya giderken açılacak, sonra kapanacak. Bunu defalarca anlattık, herkes biliyor zaten. Evet. Şimdi eğer bu kapakçıklar yetersiz olursa ve yukarıya giden kanı tutamazsa bu sefer ne oluyor? Kan aşağı doğru geri kaçmaya başlıyor. Hı hı. Aşağı doğru geri kaçtıkça ne oluyor? Damarım gittikçe genişlemeye başlıyor. Şimdi benim damarımın burada kapakçıklar vardı değil mi? Şurada kapakçıklarım vardı. Hı hı hı. Damar genişleyince ne oldu? Buradaki kapakçıklarım da arttı. Genişliği arttı. Doğru. Böylece ne yaptı? Aşağı doğru kan birikmeye başladı. Hı hı. Aşağı doğru birikince kan İyice bacaklarım şişmeye başladı ağrımaya başladı aşağıda kan birikti kan sıcaktır öyle hatırlayın kan aşağıda birikince ne oldu ayaklarımda bu sefer sıcaklık, sıcaklık hissetmeye başladı. Evet. Yukarı diktiğin zaman soğukluk hisseder. Aynen çünkü ben bunu böyle yaptığım zaman çevirdiğim zaman ne oluyor damarın içindeki kan kalbe doğru geri boşalıyor. O yüzden dışında yaparız ya onu. Evet evet aynı şey. Şimdi önemli bir bilgi daha iletelim. Bir görselle hı hı. birlikte varisim var ama beni rahatsız etmiyor. Görsel olarak da herhangi bir ağrı da yapmıyor deseniz bile bu sizin için önemli bir bilgi olacak. Çünkü varis te tedavi edilmezse ne olur diye birlikte bakacağız. Ve görsellerimiz de gelsin. Şimdi Buyuruz. evet. Ee, bu noktada benim tarafımda olan resim. İlk bulgular senin tarafında olan da artık son evreye gelmiş varislerden bahsediyoruz. Sizden başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi benim tarafımdan doğru şöyle Çağla'ya doğru gideceğiz. Gidelim. Şu anda elimin olduğu taraftaki i̇lk. basit kılcal damarlar buradan görebildiğim kadar. Heh şurada da görüyorum. Çok belli bir şey de olmayabilir. Yani biraz önce söylediğimiz o dolaşım problemi vardır beraberinde ama kişi bunu hiç fark etmiyordur. Hı hı. Belki hiç varisi de yoktur dışarıda. Hı hı. Kılcal damar bile olmayabilir. Hı hı. Olabilir de. Hı hı. Bu çok önemli değil. Bir sonraki aşamaya geldiğimiz zaman orada gördüğümüz dikkat ederseniz örümcek ağ şeklinde olan kılcal ince ince ve damarlar var. Belki. Evet. Ama şunu söyleyeyim hemen. Şimdi şöyle bizi izleyenler bacaklarına bir baksınlar. Bacaklarında acaba kılcal damar var mı diye. Her kılcal damarı olan kişinin evet. mutlaka yetmezliği yoktur. Yani ameliyatlık ha. değildir. Değil. O açıdan bir kere rahat söyleyelim. Yaşımız ilerledikçe Bacakta kılcal damar görülme riski artar. Bende galiba varis var. Yok. Dur bakalım. <laughs> Hayır, ama sana o kadar ultrasonla da baktık. Yani bu esasında... Ay düşüyor. Aman dikkat et. Ee, sonuçta bu bir esasında toplar şu damar genişlemesi. Göremedim. <laughs> ya şu, Şuradan göster. Benim, benim ama hep yıllardır hep aynı sanki. Ve öyle gençlik duruyor. döneminde bile olabilir Hep öyle de gider. Hep çok büyük şey balerinlikten. Aynen. Şu anda şurada giden mesela Çağla'nın dizinin arkasındaki bu damar bence sadece genişlemiş bir damar. Hani endişe etmeye gerek yok. Hmm. Ama bunun için mesela estetik amaçlı bir şey deniyorsa köpük tedavisi putri. yapılabilir. O tamamen kişinin kendisine bağlı. Hı hı. Hani illa da yapılması gerekiyor diye bir, bir şey yorum yok, yok şu anda. Hmm. Bu galiba herhalde şey Bu senin mesela şey i̇şte C1 gibi diyebiliriz C1 aslında. C1 gibi minik minik başlayan Ufak bir şey. şey. Sonra, ee, sonra devam edersek gittikçe böyle damarlar parmak gibi büyümeye başlıyor, yani bir makarna gibi görünmeye başlıyor. Evet. Sonrasında da ödem oluyor. Şimdi ödem demek ne demek? Bizim bacaklarımızın şişmesi. Ha, yani bu dördüncü evre üçüncü evreden 3. sonra evre. görülen hiçbir şey görünmüyor ve sadece şiş haliyle ödem mi? Yok beraberinde Beraber mesela, yani 3 çevresinde mesela şey de olabilir, kılcal damarda olabilir büyük böyle makarna gibi damarlarda olabilir. Beraberinde ödem de olabilir. Yani ödem aslında o kadar basit ve masum bir şey değil mi? Değil tabii. Çok Çünkü neden sağ. oluyor biliyor musun? Biraz önce bir şey çizdik ya. Hani aşağıda damarın içinde kan birikince ne oldu? Damar genişledi değil mi? Evet. Şimdi ama damar ne kadar genişleyebilir ki? Esasında damarın genişlemesinin nedeni orada kan çok miktarı arttığı için çapını genişleterek basıncı düşürmeye çalışıyor. Hmm. Ama bir noktada Yeteri kadar yani daha fazla genişleyemez. Bu sefer ne oluyor? Basıncı düşürmek için içindeki kanın bir kısmını damarın duvarlarından dışarı doğru sızmasına neden oluyor. Çünkü nereye kadar genişleyecek? Tabii, basıncı düşürmeye çalışıyor. Ben diyor ki ya yeteri kadar çapı arttırdım, arttırdım daha mı? Artır... genişletemem. O zaman ben biraz dışarı sızayım. biraz dışarı atayım bunun fazlasını diyor. Ne oluyor yani dışarı sızınca? Ee, i̇şte ödem oluyor. Aa. Kanın sıvı kısmı, su kısmı. Doku altına gidiyor, cilt altına gidiyor, dokulara karışıyor ve ödem oluyor aslında. Ben çok bayağı çok basit. kozmetiksel su tutuyor vücudumuz falan diye mesela böyle çok basit algılıyordum yani ödemi aslında. Yok yani ödemin bir nedeni bu. Tabii ki başka nedenler başka var. Şey, de var. Başka nedenleri de var tabii ki. Lip evet, ödem evet, var. Lip Onların ödem. hepsi birbirinden farklı, farklı ama, ama buradaki mekanizma bu. Hı hı. E, C4'te de şişlik ödem yine ciltte renk değişimi olarak karşımıza bir sonraki evresi olarak çıkıyor evet. e, ilerleme safhasında Diğeri C5 hocam oradan devam edelim C5 şu C5 esasında C6'nın iyileşmiş halidir Ha öyle mi? Evet yani C6'da. yara çıkmıştır ama iyileşmiştir hı hı hı. C6 dediğimiz noktada ise ayakta yara vardır hı hı. Şimdi bu noktada şunu söyleyeceğim bir oraya gideceğim Tamam hocam oradan Sen da kalk, devam kalk, edebiliriz. Sen kanka, oradan bir şey söyleyip geleceğim tamam. hemen çünkü. Bak şimdi variste tedavi ne zaman hani ameliyat ne zaman yapmak lazım dediğin zaman. Burada Hangi noktada evet artık bir müdahale? Şu önemli yani bir bu noktalardan herhangi birinde baktık Doppler'de kaçak var mı? Hı hı. Bunu musluk kaçağı gibi düşün. Kaçağın şiddeti ne? Damla damla mı kaçırıyor? Hı hı. Çok mu şiddetli kaçırıyor? Damarın çapı arttı mı artmadı mı? Şimdi mesela diyelim ki basit bir damla damla kaçak var. Hastanın şikayeti de yok yani şuralarda şimdi burada mesela hasta diyebilir ki ben ameliyat olmak istemiyorum ve sen de doktor olarak diyebilirsin ki ilaçla idare edebilirsin çorapla idare edebilirsin hı hı. ama şu noktaya geldiğin Geldi zaman artık, bu evet. noktada artık diyorsun ki aa burada karar benim doktor olarak. Peki bacaklarınızın arasına bir yastık koyarak uyuyabilirsiniz. Dar kıyafetler, dar taytlar, cinler de var ise sebep olabiliyor ve tetikleyebiliyor. Bacaklarınızı gün içerisinde hani namları diktim derler dedim. <laughs> evet. Birazcık duvara kaldırıp rahatlatmak da bir diğer yöntem olabiliyor. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Evet ben teşekkür Ağzınıza ederim. Ağzınıza Teşekkürler. Profesör Doktor Murat Aksoy hocama bir aks rica ediyorum. Çok çok mersi evet, teşekkür. hocam. Sağ olun. İsterseniz evet. buradan da alabilirsiniz. Ben tamam. çünkü buradan direkt mutfağa Mutfağı, geçeceğim. Tamam. Ve Ayten abladayız. Neler yapıyoruz? Hazırlıklarımızı tamamladık. Siz gelene kadar bir sahur sofrası görüyorum vallahi. Evet. Sahur da olur, iftar da olur. Hangisi olursa artık Buyurunuz. gönlümüze göre. Hı -hı. E Ne yapalım dedik? Yemeklerimizi yaptık. Tatlımız fırında. Hı -hı. Pişimizi de hazırladık. Çöp şişlerde böyle güzel yoğurda pişir. da batırıp yiyeceğiz. O da hazır. Hı -hı. E bir de e, sahura bir hazırlık yapalım. Hazırlık mı yap olur. Evet. Buyurun. Ne seversiniz? Sahurda mesela Tost mu seversiniz? Sen ne uygun görürsen ben severim biliyorsun. Evet. Hemen. O zaman şöyle doğal organik olarak Aa, salçalı çocukluğumuzun şöyle ekmeği, acılı tatlılı. Hı -hı. Şöyle iki tarafını da. Evet, şöyle ev yapımı bir salça da. değil mi? Ev yapımı salçamız, Bayılırım. domates. Bayılırım, acılı olursa. Çocukken en çok Sonra sevdiğimiz. Sonra ne koyuyoruz başka? Hemen şöyle alıyorum. İçerisine birazcık şöyle füme etimizden koyuyorum. Evet. Of of. Şöyle birazcık yarım yarım. Sonra ve... Şöyle kaşar peynirimizi şöyle bolcana. Değil mi? En pratik aslında en pratik. hazırlanabilecek. Hem tok tutar iftarda, sahurda. Hem sağlıklı. Evet. Şöyle biraz... Çok siz yeşilliği seviyorsunuz. Öyle aralardan çok teşekkür ederiz efendim. Vay vay vay. çekti şu anda gerçekten. Ve Böyle, aldık. Artık hazır. Ve şöyle tost makinemiz mis gibi koyalım. Of, yanına bir de çay mı demlesek şu anda ya? Yani biraz erken olacak ama en azından bu Çayımız. güzel bir şey oldu, örnek oldu. Şöyle mis gibi pişirelim. Güzel. Çayımızı da koyalım buyurun Hemen. efendim çayımızı da koyalım şöyle bir görsel olarak en azından değil mi evet. hazır olsun daha e, iftara da var ama mis gibi evet. şöyle çayımızı da demleyelim. Oh harikasın valla ellerine sağlık son derece pratik ve bir kolay. tarif oldu. Ellerine sağlık. Çok çok teşekkür ediyorsun. İnşallah Mersi herkese sağlık olsun. Teşekkür ediyorum ve hemen bir diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Profesör Doktor Bülent Tıraş hocamı alacağım. Buyurunuz. Hocam hoş geldiniz. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı. Şimdi tüp bebek merkezinde ilk olarak Allah Allah. kayıp embriyo skandalıyla Allah Allah. buyurunuz efendim başlayacağız. İnsanların evet. kafasında bununla ilgili hep hocamıza sorulan sorular arasında da vardı. Evet. Gerçek mi oldu bunun İngiltere'de yaşanan bir olay? Türkiye'de de yaşanma ihtimali ya da yaşanmış olma ihtimali var mı diye soracağım ama ondan önce haberimize bir bakalım. İngiltere'de bir tüp, mer tüp bebek hizmeti veren bir doğurganlık kliniğinin lisansı embriyo kaybı ve dondurma işlemlerinde yapılan hatalar sebebiyle askıya alınmış. Yapılan incelemede geçen yıl embriyo dondurma işleminde 3 belirgin hata yapıldı ve bunun sonucunda az sayıda embriyo kaybı yaşandığı belirtilmiş. İncelemede bu hatalara neyin yol açtığı konusunda net bir veri elde edilemediği vurgulanarak hizmeti kullanılan ve vatandaşlara da özür mektubu gönderilmiş. Hocam nasıl bir hata yapılmış burada? Ha şimdi, Siz biliyorsunuzdur. Bu, evet yani bu burada şöyle tabii şimdi esasında bizim son yaklaşık 5 yıldır kliniğimizde yeni bir sistem var. Bu aslında bütün dünyada var ama hı hı. bazı kliniklerde tabii halen e, uygulama halinde değil. Bu sistemin adı Ray Witness sistemi. Ray Witness sistemi şu demek yani siz kullandığınız emriyo ile ilgili, spermle ilgili, yumurta ile ilgili bizim diş dediğimiz küçük kaplar var. Bunların altına birer hmm. çip yerleştiriyorsunuz. Hmm. Bu çipler radyo dalgaları yayıyorlar. Yani radyo frekans dalgalarıyla bunlar merkezi bir laboratuvarın içinde alete ulaşıyorlar. Şimdi hastanın eline de bir kart veriliyor. Bu kart da yine bilgisayardan eş zamanlı olarak çıkıyor. Şimdi siz bu kartı sisteme taktığınız zaman hastayı aldığınızda bu kartı sisteme takıyorsunuz ve sistemdeki o bu kartın yaydığı radyo dalgalarıyla diğerlerinin yaydığı radyo dalgalarının eşleşmesi lazım. Şimdi bunlar eğer eşleşmezse bir şekilde sistem bildiğiniz alarm şeklinde alarm veriyor. Dolayısıyla yani aslında bu sistemin kullanıldığı bir merkezde Evet böyle bir şey hata yapılması mümkün, mümkün değil. değil. Muhtemelen evet. hani burada tabii ben detayları bilemiyorum ama muhtemelen böyle bir sistemin kullanılmadığı bir Yerde merkez olmuş, olsa gerek ki, evet. Hatta ben size mesela başka bir şey daha söyleyeyim. Mesela geçtiğimiz yıl ya da ondan önceki yıl ABD'de İki tane çok çok önemli tüp bebek merkezinde ki bir tanesi bunların Cleveland çok ünlü bir hastane biliyorsunuz hı hı. şimdi bunların tüp bebek merkezlerinde bu embriyoların saklandığı ana tanklara devamlı azot basılması lazım mesela burada o gerekli o azot basma işlemi yapılamadığı için birçok Kişinin embriyoları orada ziyan oldu yani gitti bu ABD gibi bir ülkede oluyor bakın bir bu de, da mesela evet, evet. İngiltere gibi bir yerde oluyor evet. ama şimdi mesela e, bizdeki sistemlerde şu anda o azotların seviyesiyle ilgili tanklarla ilgili her şey elektronik olarak mutlaka bizlere mail ve SMS olarak gönderilir, gönderilir. yani azot seviyesi şu oldu, oldu azot diye. seviyesi şu oldu diye Hı. Teknik servislere gönderilir ve hepsi anında düzeltilir. Yani buralarda biraz daha tabi manuel sistemlerden, elle çalışan sistemlerden elektronik sistemlere dönmek, dönmek lazım. Dönmek gerekiyor. Neyse en azından bunun bizim ülkemizde evet. olma ihtimalinin neredeyse e, ülkemizde çok düşük olduğunu. Neredeyse bütün merkezlerde bu kullanılıyor. şeyler kullanılıyor. Tabi hani olmayan merkezlerin de mutlaka bunu kullanmasını tavsiye ediyoruz. Birazcık şey konuşalım mı hocam? Türkiye'nin nüfusu niçin yaşlanıyor? Yani tabii şöyle aslında bu bütün dünyanın sorunu da bize yeni yeni yansımaya başladı. Şimdi evlilikler geç oluyor. Hmm, yani giderek kere. daha geç zamanlarda evlilikler yapılıyor. Yani, anne olma yaşı. Evet, yani anne olma yaşı giderek daha ileriye atılıyor. Aynı zamanda yumurtalık rezervinde son yıllarda ciddi düşmeler görüyoruz. Erkeklerin sperm sayısındaki düşme zaten hani Dünya Sağlık Örgütü tarafından geçen yüzyıla göre neredeyse 10 kat azalma var. 120 milyondan 15 milyon şu anda normal kabul ediliyor. Hı hı. Giderek tabii bütün bunlar doğurganlığı düşürüyor. Şimdi çiftler daha az bebek istiyorlar, daha az çocuk istiyorlar. Giderek tabii yavaş yavaş Tabii yaşlı nüfus artışı oluyor Hı. ve giderek genç nüfusta azalma meydana geliyor. Sebep aslında çok açık. Şimdi üreme sağlığında sorun demek istemiyorum ama erkeklerde mi daha sıklıkla kadınlarda mı ve nedenlerini birazcık konuşalım istiyorum. Daha sıklıkla hani kadınlarda olduğu düşünülür ama erkeklerde de yine bazı problemler yaşanabiliyor. Bunları biraz açalım. Nelerle karşılaşıyorsunuz da. sıklıkla? Yani bizde genelde esasında şöyle düşünülür. İşte yüzde 40 civarında kadınla ilgili problemler olur. Yüzde 30 civarında erkekle ilgili problemler olur. Yüzde 30 civarında da her ikisinden kaynaklanan problemler olur. Ama gerçekte böyle mi? Böyle değil. Esasında belki yarı yarıya, belki esasında spermlerle ilgili problemlerde ciddi şekilde son zamanlarda daha fazla artış var. Yani erkeklerle ilgili sorunlar da ciddi yer kaplıyor. Aslında her iki cinsi de ilgilendiriyor yaşam şeklimiz obezite işte sigara kullanma alkol kullanma diğer hani Sağlar, bir takım maddeleri evet kullanma evet. sağlığa zararlı alışkanlıklar egzersiz yapmama gibi nedenlerin hepsi esasında bizim üreme hücrelerini etkiliyor yani belki de burada şöyle bir şey mekanizma gelişiyor yani vücut bakıyor duruma diyor ki ya diyor bu kişi diyor çok obez, çok kilolu. Şimdi kişi olmuş 150 kilo. Diyor ki yani bunun diyor şimdi çocuğu olsa diyor bu çocuğa nasıl bakacak? Yani esasında mekanizmayı. Belki anne, vücut, annesi bakar. Yani belki ama işte vücut kendi içinde o mekanizmaları hmm. kullanıyor. Yani, yani sanki sağlıklı bir, bir bedenden sağlıklı doğru, bir aynen. E, diyor çocuk. Diyor ki sağlıklıysanız sağlıklı bebek yaparsınız. Evet. Sağlıklı değilseniz diyor zaten siz diyor bu çocuğa nasıl bakacaksınız? Biz size niye çocuk yapalım diye yani bizim bedenimiz, hücrelerimiz esasında böyle düşünüyorlar yani temelde. E, kadının aslında bebek sahibi olmadaki yaşı niçin çok çok önemli? Çünkü herkes biraz ileriye atıyor dediniz ya. Evet, yani evet. genç anne olmanın, genç yumurtalıklarla çocuk sahibi olmanın öneminden birazcık bahsedelim. Yani tabii işte... ki burada yumurta dondurmayı konuşmamız gerekecek. Kesinlikle. Yani şimdi şöyle e, Çağla Hanım biz baktığımız zaman şimdi geçen yüzyılda e, insanlar e, 40 sene, ortalama ömür 40 sene şimdi e, kadınlarda ülkemizde 82 sene yaşanıyor. Yani geçtiğimiz mesela yüzyılda kadınlar genellikle ilk çocuklarını 20 yaş civarında yaparken 20 yaşın belki biraz öncesinde ya da biraz sonrasında yaparken şimdilerde bu giderek işte e, okuma, üniversite eğitimi, kariyer vesaire gibi sebeplerle bu giderek ileriye doğru kayıyor. Ama şimdi bizim genetik yapımız değişmedi. Yani yaşam uzadı, evet, ama genetik yapımız aynı. Şimdi genetik yapı kadınlarda iki dönemde, iki kritik dönemde damgasını vuruyor. Bunlardan şimdi bir tanesi 37-38 yaş civarı, diğeri 43-44 yaş civarında üreme ile ilgili. İki tane önemli sınırlama getiriyor. Bunlardan bir tanesi özellikle yumurta sayısının azalması, diğeri ise e, yumurta kalitesinin azalması. Şimdi yumurta kalitesinin azalması demek hatalı embriyolar demek. Yani genetik yaptığınızda hı hı. siz sağlıklı embriyodan ziyade genetik olarak hatalı embriyo elde etmiş hı hı. oluyorsunuz. Hatalı embriyo elde ettiğiniz zaman da bundan gebelik olmuyor. Şimdi biz bunu tüp bebekte de yaşıyoruz. Yaşıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla burada tabii sizin söylediğiniz gibi aslında bir hep bunu söylüyoruz. Yani genç kızlarımız, genç kadınlarımız eğer evlenmedilerse, evliliği veya çocuk sahibi olmayı, olmayı. ileriye atmayı düşünüyorlarsa hı hı. mutlaka öncelikle eğer bekarlarsa yumurta dondursunlar. Evli iseler o zaman embriyo dondursunlar. Ve bunları ilerleyen yaşlarda kullanma ihtimaline sahip Sağlıklı olurlar. Sağlıklı bir şekilde. Evet. E, tıp dünyasında son zamanlarda kadınlarda düşük yumurta rezervi ve ileri yaş çalışmaları hücreden moleküle kadar indiğini biliyoruz. Bu evet. gelişmeyi birazcık açıklar mısınız, anlatır mısınız? Tabii biz aslında sizinle hep konuşuyoruz. Bu işte PRP dedik, kök hücre dedik, egzozom dedik, dedik. dedik vesaire. Şimdi bununla ilgili biz Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'nden bir hocamızla, bir Türk hocamızla birlikte bir çalışma yaptık. Ve yumurtanın çevresini saran bizim kümülüs hücreleri dediğimiz yumurtayı destekleyen hücreler üzerinde PRP'nin etkilerini araştırdık. Yani inanın Çağla Hanım çıkan sonuçlar bunlar yayınlanacak çok yakın zamanda çok enteresan bulgular veriyor. Yani o hücrelerin aslında ölme hızlarını azalttığını, PRP'nin yaşama oranlarını arttırdığını, karbonhidrat, protein birçok açıdan metabolizmalarını düzelttiğini gösteriyor. Şimdi bu hücreler ne kadar sağlıklı olursa esasında yumurta o kadar sağlıklı oluyor. Çünkü bunlar yumurtayı etkiliyorlar. Şimdi yumurtanın esasında enerjisinin artması lazım. Biz esasında yumurtanın enerjisini nasıl arttırabiliriz? Yaşla beraber bu enerji düşüyor. Dolayısıyla bu işte yumurtanın içinde mitokondri dediğimiz, Enerji üreten küçük pilcikler, jeneratörler. Yani konu aslında giderek acaba bu mitokondrileri biz değiştirebilir miyiz? Yani bu da yapıldı. Hmm. Ama şimdi tabii onunla ilgili çalışmalar henüz daha emekleme aşamasında diyebiliriz. Hmm. Ama giderek tabii bu enerjiyi nasıl arttırabiliriz sorusu daha hmm, çok gündeme mi? gelecek ve daha çok esasında karşımıza çıkacak. Çıkacak. Bu noktada PRP nedir? Eksozom nedir? Ayrı ayrı kimi uygulanır? Kök hücre nedir? Eksozomla PRP arasındaki farklar nedir? Şimdi biz PRP konuşurken bugün kök hücre veya işte eksozom evet. karşımıza evet. çıkmaya evet. başladı. Evet. Bunları birbirinden ayırmakta zorlanıyoruz. Anlatabilir misiniz? Tabii ki. Şimdi PRP esasında platelet rich protein demek. Yani platelet evet. hücrelerinden zengin evet. serum demek. Hı evet. Kişinin şimdi kanını alıyorsunuz, kırmızı hücreleri ve beyaz hücreleri ayırıyorsunuz. Geriye bu trombosit dediğimiz, platelet dediğimiz pıtılaşmayı sağlayan hücreler kalıyor ve serum kalıyor. Bunu esasında biz e, hani sadece kadınlarda yumurtalıklara uygulanmıyor bu. Esasında baktığınız zaman ortopedistler uyguluyor, plastik cerrahlar uyguluyor. Çok evet. Ondan sonra saç hekimlerinde uygulanıyor. Birçok yani düşünebildiğimiz veya düşünemediğimiz birçok branşta bunlar kullanılıyor. Başlandı. PRP aslında bu işlerin ilk basamağı oldu. Şimdi ikinci basamağında kök hücre devreye girdi. Kök hücreler kemik iliğinden veya başka dokulardan elde edilen ama en sağlıklısı kemik iliği. Hmm. Bunu özellikle O da eskiden mesela kulak arkasından falan da alınıyordu galiba. öyle bir Aslında şey karın vardı. yağlarından karın alınıyor yağlarından. daha ziyade. Karın yağlarından alınıp karın yağları parçalanıyor. Ve bu bölgedeki mezenkimal kök hücreler dediğimiz bir grup hücre kullanılıyor hmm. ama bunun sıkıntısı şu, şimdi bir takım kitler var bunları yapıyorsunuz ama ne kadar kök hücre çıktı ne kadar verdiniz bilemiyorsunuz. Onun için kemik iliği daha sağlıklı. Şimdi eksozom dediğimiz e, esasında e, küçük parçacıklar hücrelerin birbiriyle haberleşmesini sağlayan kanda dolaşan çok küçük parçacıklar. Şimdi bunların elde edilmesi çok zor idi. Allah'tan yeni gelişen teknolojilerle bunları da artık kişilerin kendi kanından elde edebiliyoruz ve bunları kullanabiliyoruz. Dolayısıyla aslında değişik değişik kişilerde farklı yöntemler kullanılabilir ya da bunların kombinasyonları, kullanılabilir. kombinasyonları da Evet. peki kök hücrenin tüp bebek tedavisindeki rolünden biraz bahsedelim. Hangi uygulamanın kime yapılacağına karar verirken hangi özellikler ilk sırada oluyor? Yaş mı, yumurta sıklığı mı, işte çokluğu mu, azlığı mı, kalitesi mi, uyuyanı mı, uyandırılması gerekeni mi gibi? Tabii tabii. Şimdi şöyle tabii Çağla Hanım yaş çok önemli. Yani bir kadının yaşı ne kadar ileri giderse yani 43-44'ten daha fazlaysa o zaman bu saydığımız yöntemlerden belki birden fazlasını kullanmak daha doğru daha olacaktır. Doğru yani PRP artı eksozom gibi ya da her üçü birden kullanılabilir. Çünkü yumurtalığa ne kadar çok enerji yüklerseniz, evet. o kadar netice alırsınız. Yine burada yumurtalıkların büyüklüğü önemli. Şimdi bazı genç kızlarımızda çocukluktan beri işte adet görmeyen ya da işte hormonları çalışmayan Genç kızlarımızda yumurtalıklar çok küçük oluyor. Bu küçük hmm. yumurtalara bunları yapabilmek pek hem teknik olarak mümkün değil hem de işe yaramıyorlar. Teknik olarak yapsanız bile işe yaramıyorlar. Esasında biz de şu anda hangi hastada yani bunlar mutlaka yumurta sayısı ve kalitesi azalmış hastalara yapılıyor ama kadınlara yapılıyor ama hangi hastada hangisini tercih etmek lazım bunları gösteren bir ...belirteç yok yani... ...sizin elinizde bir test yok yani... ...şu kişi de şu işe yarar... ...şu kişi de yaramaz... ...bu herhalde daha önümüzdeki dönemlerde... ...biraz daha ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Bu uygulamaları mesela... ...hem kadın hem erkeğe aynı anda... ...uygulandığında gebelik şart... ...gebelik şansının arttığını söyleyebiliyor muyuz? Yani şöyle aslında... Yani erkeklere de uygulanabiliyor. Evet yani mesela sperm hiç yoksa... Evet. ...daha önce sperm bulunamamışsa... ...bizim mesela öyle hastalarımız var... Mesela erkeğe PRP uygulanabiliyor. PRP ve eksozom uygulanabiliyor ki sperm çıksın diye. Hı hı. Ama aynı zamanda kadının yumurta rezervi düşük. Hı hı. Kadına da uygulanabiliyor aynı anda. Çünkü bu işlemler yapıldıktan sonra bir iki ila 3 ay bekleme süresi var. Ya bu yöntemlerin mesela PRP'nin erkeklerde etkili olduğunu gösteren bir çalışma yaptık, araştırma hı 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 hı. yaptık hı hı hı. ve şu anda yayınlanmak üzere kabul edildi. Hı hı. Yayınlanıyor şu anda. Eksozomla ilgili çalışmalar daha yeni tabii olacak. Ee, onunla Onun da sonuçlarını ilgili de, evet, evet merak evet, ediyoruz sizinle gerçekten. Sizinle birlikte onları da buradan Paylaşılıp paylaşacağız. Paylaşalım izleyenlerimizle. Evet. Tüp bebek tedavisinde yapay zekanın yeri nedir hocam? Şimdi aslında giderek artıyor. Yani buradan esasında ilginç bir noktaya girmek istiyorum. Şimdi biz sizinle hep genetik taramayı konuştuk. Yani evet. nasıl yapılır? Öneminden bahsettik. Genetik tanı nasıl yapılır? Şimdi şöyle bir noktaya doğru gidiyoruz artık. Bu çok yeni bir gelişme. Artık embriyodan biyopsi almak, parça almak yerine embriyonun içinde yüzdüğü bizim laboratuvarda medium dediğimiz, besiyeri dediğimiz sıvıdan çok küçük bir miktar alıp bunu e, yapay zeka ile birleştirdiğiniz zaman hı hı. %86 ile %92 arasında bu embriyonun sağlıklı olup olmadığını söyleyebileceksiniz. Böyle bir veri verebiliyor yani evet. artık. Ve böylece Çok artık önemli. evet yapay zeka ile biz evet. şimdi zaten şu anda laboratuvarımızda yapay zeka <laughs> embriyo seçiminde hı hı. kullanıyoruz. Hı hı. Ama şimdi bununla artık belki ileride embriyodan parça alma dönemi sona erecek. Erebilir. Ve sadece o gönderdiğimiz sıvıyla o e, embriyonun sağlıklı olup olmadığını söyleyebileceğiz. Çok güzel. Bu gelişmeleri heyecanla bekliyoruz ve takip ediyoruz. Profesör Doktor Bülent Tıraş hocama da çok çok teşekkür ediyorum. Verdiği kıymetli bilgiler için biz reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra yayınımız devam edecek. Buyurun. Yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ayten şefimizle birlikteyiz. Ayten ablacığım neler yaptık bir bakalım bugün. Şimdi Savur için inanılmaz güzel bir tost hazırladık, kaşarlarını şöyle erittik, İçerisine domates ve annemizin doğal salçalarını kullandık, hı hı. çayımızı da demledik. demledik, savur için hazır. E yanına da bir tatlı yapalım istedik, pratik, kolay ekmek tatlısı hazırladık. Hı hı. Yanına da yine çubuklarda, hem belki çocukların da hoşuna gider. Çubuklarda Hoş bir bayat ekmeklerden pişi, pişi, hazırladık. hazırladı bir de. Evet. Vallahi çok güzel Sahura, iftara hepsini hazırladı. Doğal, sağlıklı lezzetlerimizi yine atmıyoruz, değerlendiriyoruz, değerlendiriyoruz dedik. Diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. ederim. Ellerine, kollarına Herkes sağlık. afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ediyoruz. Yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.